Selamlar arkadaşlar, ben Rıdvan Ekrem, Finroll'da hoş geldiniz. Bugün sizlerle oldukça kısa ama bir o kadar da keyifli bir oyun incelemesiyle karşınızdayım. Hep beraber göz atıp inceleyeceğimiz oyun hem VR ile oynanabilip hem de VR'sız oynanabilmekte. Yani VR'ı olmayan arkadaşlarımızın da kolaylıkla oynayabileceği keyifli mi keyifli, kendinizi Süpermen'miş gibi hissetmenize yol açacak bir oyun. İşte bu oyun Megatol Rainfall arkadaşlar. Umarım oyunun ismini doğru telaffuz etmişimdir. Umarım. Neyse, oyunun detaylarına girmeden önce ya kardeş ben örümcek adam gibi hissetmek istiyorum lan belki diyorsanız da yukarıda örümcek adamın süper bir sanal gerçeklik oyunu var. Oyun çok süper değil belki ama en azından bize o deneyimin balını ağzımıza bir parça da olsa sürüp bizi neşelendirmeyi başarıyor. O yüzden bakmayı ihmal etmeyin. Ha bir de içeriklerimizin devamının gelmesini istiyorsanız beğenip abone olarak kanalımızı destekleyebilirsiniz de. İsterseniz tabi. İsteyin bence. İstemekten zarar gelmez. Zili açarak bildirimleri almayı da unutmayalım tabi. Öncelikle oyunun temasından bahsetmek istiyorum. Bir küp. Evet arkadaşlar, küp. Sizi insanlığı kurtarmanız için seçiyor. Tabi bunu söylerken insanlığı kendisi yüzünden tehlikeye attığında söylemeyi de ihmal etmiyor. Sen gel hem insanlığı tehlikeye at, hem de sonrasında gel tüm insanlığın kurtarılma sorumluluğunu da gel üzerimize yükle. Aptal küp. Neyse. Tabi bir zamanlar insan olan biz artık bunun üstesinden kalkabiliriz. Çünkü küpün bize verdiği insan ötesi güçlere sahibiz. Oyunda zaten tam bu noktada videonun başlığından da anlayacağınız üzere Süpermen simülasyonuna dönüşüyor. Muhteşem bir ambiyans eşliğinde küp size güçlerinizi verdikten sonrasında ki bu bahsettiğim ambiyans hani ayaklarınızın altında dünya tepenizde güneş ay böyle bir şey yani. Evet siz bu güçleri alıyorsunuz ve sonrasında dünyanın atmosferinde ve içinde uçuyorsunuz. Uçuyorsunuz. Uçuyorsunuz ve uçuyorsunuz. İşin özeti, VR ile oynuyorsanız kolunuza sancılar girip ağrıdan, gözünüzden yaş gelene kadar uçuyorsunuz. Nasıl? Başlangıçta gözünüze eğlenceli geldi değil mi? Süpermen olmak kolay sandınız galiba ama değil. Yani onun için kolaydır ama olmaya çalışan biz için en azından değil yani. Oyun size yaklaşık bir 5 dakikaya yakın, belki de daha uzun bir süre boyunca küp ile dünyayı dolaştırıyor. Arkada da gayet güzel ve etkileyici bir müzik çalmayı da unutmuyor tabi. Her ne kadar arkada süper bir müzik de çalsa da sizin oyun için beklentiniz yükselmesi gerekirken bir o kadar düşüyor arkadaşlar. Çünkü oyun size başlangıçta gördüğünüz o gerçekten üzerine uğraşılmış uzay görüntüsünü, hissini ve ambiyansını dünyanın içine girdikten sonrasında sadece müzik ile vermeye çalıştığından, evet, adamlar sadece uzay için büyük bir uğraş göstermişler arkadaşlar. Dünyanın içindeki modeller ve ortam PlayStation 2 grafiklerinden fırlamış gibi. Adamlar her ne kadar ışıklar ile kurtarmaya çalışmış da olsa kurtaramamış abi. En azından benim o başlangıçtaki gördüğüm etkiyi dünya içinde de vermeyi başaramamışlar. Biraz sönük kalmış anlayacağınız. Neyse. Merak etmeyin arkadaşlar. Oyunun size vaat etmeye çalıştığı şey grafikte değil zaten. Oyun sizi kahramanmış gibi hissetmenizi sağlayıp dünyayı yok etmeye çalışan uzaylılarla dövüştüren bir skor yapma oyunu abi. Anlayacağınız en kısa sürede uzaylılardan dünyayı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Oyunun her geçtiği level'ında da bitirme ve insanları kurtarma sayınıza göre dereceler alıyorsunuz. Farklı uzaylı araç biçimleri ve birbirinden farklı yetenekleriniz ile oyun size gerçekten kendinizi bir süper kahramanmış gibi hissetmenizi bir derece sağlıyor arkadaşlar. Çevreye yanlışlıkla sizin de zarar verebiliyor olmanız ve bu faktöre oyunun sizin de dikkat etmeye zorlaması da bu hissi arttıran unsurlardan biri olmuş. Sadece oyunun her level'da bir yetenek vermesi biraz sıkıcı da olsa artık eh işte diyerek yolumuza devam edip yeteneklerimizle uzaylıları paramparça ediyoruz.
Ha, arkadaşlar, bu arada söylemeden edemeyeceğim. Oyun benim gibi uzayın mistik ve karanlık yüzeyinden korkanlar için bir derece korkutucu bir oyun. Şimdiden söyleyeyim. Bu arada oyunu almadan önce ben de merak ediyordum. Aldıktan sonrasında gözlemlemiş oldum. O yüzden benim gibi meraklıları varsa bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Oyun uzay severleri düşünerek ileride farklı gezegenlere yolculuk etmenizi sağlayıp farklı yerler görmenizi ve gezegenleri yok edebilme imkanını da size tanıyor. Yok etmek mi? Süper kahraman değil miydik lan biz? Neyse. Shonen animeleri hep böyle değil midir zaten? Neyse. Oyunu bu derece övdükten sonrasında en azından benim için eksi olan durumlarına geçeceğim arkadaşlar. Ancak şimdiden söylemekte yarar var ki bu eksiler sadece benim gibi VR'da oynayanlar için. Oyunun kontrolleri gerçekten ama gerçekten oldukça zor arkadaşlar. Evet, zor. Uzaylıyı yakalayacağım diye kollarımı Superman gibi uzatmak kollarımın canını okudu. Hadi bunu geçtim. Şehir içerisinde sağ sol yapmak, yukarı aşağı gitmek çok zor. Yani uzaylılara yetişmek bir derece değil, bayağı her dereceden zorlayıcı olmuş abi. Keşke VR için en azından biraz daha iyi ayar çekselermiş şuna. Hani normal oynanış videolarını da inceleyip anladığım kadarıyla VR'sız oynamak da zor görünüyor. Tabi bunu ben şahsen denemediğim için pek bir şey söyleyemeyeceğim. Eğer deneyen arkadaşlar varsa bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Oyunun tüm bu olumlu ve olumsuz yönlerini topladığımızda benim için puanı 100 üzerinden 60 arkadaşlar. Tabi bu puanı oyun skor oyunu olarak incelediğimizde alıyor. Kısaca oyun indirime girerse almayı ve en azından bir denemeyi unutmayın. En iyi skoru elde etmeye çalışırken bir yandan da süper kahramanmış gibi hissetmek istiyorsanız oyun gerçekten keyifli. Özellikle de dünyayı böyle Dragon Ball karakterleri gibi yok etmek. Öf, bunu işte hepinizin denemesi gerek abi, cidden. Öyleyse ben kaçtım. İçerik hoşunuza gittiyse bunu yorumlarda belirtip beğeni yağmuru ve yanında gelen abonelikle de şenlendirirseniz çok seviniriz. Gerçekten seviniriz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.